Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle hızlı Yayınları 8. Sınıf Matematik Hibrit Soru Bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Üslü ifadeler test 20'deyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Aşağıda bir kuru yemişçideki bazı kuru yemiş türlerinin birer kilogramının satış fiyatı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kuru yemişlerden birinin 1 kilogramın lira cinsinden satış fiyatı olamaz demiş. Arkadaşlar 13 üzeri 2 169'a eşittir ve bu kajunun kilogram fiyatı. 12 üzeri 2 arkadaşlar 144'e eşittir. Bununla ilgili bir şey yok. 2 üzeri 7 arkadaşlar buraya baktığımızda 128 olduğunu görüyoruz. Bu da badem. 3 üzeri 4 ise 81'dir. Bu da fındığın kilogram fiyatı. Ama arkadaşlar B şıkkımız açıkta kalıyor. Bir ondalık gösterimin Basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Ayşenur cep telefonu için bir adet kılıf ve bir adet şarj aleti satın almak istiyor. Mağazada beğendiği 4 çeşit kılıf ile 3 çeşit şarj aleti gösterilmiştir. Ayşenur istediği ürünleri satın alarak kasaya 100 TL veriyor ve bir miktar para üstü alıyormuş. Buna göre Ayşinur'un aldığı lira cinsinden para üstünün çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ben şimdi buraya baktığım zaman diyorum ki şarj aleti olarak 69.90 alsın. Çünkü eğer bunları alırsa arkadaşlar parası yetmez. Telefon kılıfı olarak da bunu alsın. Çünkü dediğim gibi bunları alırsa parası yetmiyor. 69.90 ile 24.95'i topladığım zaman ben burayı 94.85 olarak buluyorum. Yani 94 TL 85 kuruş. 100 TL verdiğinde arkadaşlar alacağı para üstünü bulalım. Burası 00 çıkardığımızda 5 TL 15 kuruş alacağını buldum. Bunun çözümlenmiş halini ne 5 çarpı birler basamağında olduğu için 10 üzeri 0 artı 1 çarpı Onda birler basamağında olduğu için 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı yüzde birler basamağında olduğu için 10 üzeri eksi 2. Doğru cevabım B şıkkında oluyor. 1 bir veya 1'den büyük, ondan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a çarpı 10 üzeri n gösterimine biz bilimsel gösterim diyoruz. Bir oyunda kullanılan mavi pulların üzerinde 100 puan, kırmızı pulların üzerinde ise 1000 puan yazmaktaymış. Bu pullardan birer tanesi ve kalınlıkları aşağıda gösteriliyor. Bakın mavi 2 mm, kırmızı da 3 mm. Pullardan özdeş olanlar üst üste dizildiğinde yükseklikleri 20 ile 25 arasında ve birbirine eşitmiş. Buna göre dizilen pullarda yazan puanların toplamının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Yükseklikleri birbirine eşit ve 20 ile 25 arasında. Şu an bakıyorum mavi 2, kırmızı 3. Ne yapıyorum arkadaşlar? 2 ile 3'ün ekokunu alacağım. Yani en küçük ortak katını buluyorum. Burası 6 milimetredir. 20 ile 25 arasında olduğu için 6'nın katlarından 20 ile 25 arasında olana bakıyorum. O da 24 milimetre oluyor. Yani mavinin yüksekliği de 24, kırmızının yüksekliği de 24. Mavinin yüksekliğinin 24 olabilmesi için kaç tane kullanılması gerekiyor? 24'ü 2'ye böldüm. 12 tane mavi kullanılmıştır dedik. Pembeye, pardon, kırmızıya geldik. 24'ü 3'e böldüm. Buradan da 8 tane kırmızı kullanıldığını gördüm. Mavinin üzerinde arkadaşlar 100 puan yazıyordu. 12 çarpı 100 burası 1200 yaptı kırmızının üzerine 1000 puan yazıyordu 8 çarpı 1000 burası arkadaşlar 8000 puan yaptı geliyoruz bu ikisini topluyoruz 1200 artı 8000 Bizden bilimsel gösterimini istemiş. 9200'ün arkadaşlar bilimsel gösterimini bulmak için Diyoruz ki bakın yukarıda bize söylemişti A 1 ve 10 arasında olacak. Buradaki virgül 1, 2, 3, 3 basamak arkadaşlar sola doğru kaydırdığımda 9 tam 10 da 2 çarpı 10 üzeri 3 olarak geliyor. Aşağıda bir akaryakıt istasyonunda satılan yakıt türleri ve bu yakıt türlerinin birer litresinin lira cinsinden satış fiyatı gösterilmiştir. İstasyonda kurşunsuz benzin ve motorun kalmadığından pazar günü sadece benzin ile LPG satışı olmuştur. Aynı gün satış başladığında ve satış bittiğinde benzin ile LPG depolarındaki yakıt miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre benzin ve LPG satışından elde edilen toplam gelir gelir miktarını kuruş cinsinden veren üstü ifade. Benzine bakıyorum 4 üzeri 6 yani arkadaşlar 2 üzeri 12. LPG 8 üzeri 4 yani arkadaşlar 2 üzeri 12. Benzinin %68 arkadaşlar depoda kalmış. %68'i kaldıysa %32'si satılmıştır. Bunun da %36'sı depoda kaldıysa %64'ü satılmıştır. Benzin ile başlıyorum. 2 üzeri 12'nin %32'sini bulacağım. Ama bu arkadaşlar bize TL cinsinden olarak gelecek. Bizden kuruş cinsinden istediği için 100 ile çarpıyorum. Yüzler gitti. Burası arkadaşlar bakın. 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 5'tir. Ve ben burayı 2 üzeri 17 olarak buldum arkadaşlar. Peki benzin ne kadarmış? 8 TL'ymiş. Yani 2 üzeri 3'müş. 2 üzeri 17, 2 üzeri 3 ile çarptım. Burası 2 üzeri 20 olarak geldi. LPG'ye geldim arkadaşlar. 2 üzeri 12'nin şimdi %64'ünü bulacağız. Buraya geldiğimizde arkadaşlar 64 bölü 100 çarpı 100. Yüzler gittim. 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 6 diyorum. Burası 2 üzeri 18 oldu. LPG 2 üzeri 2 imiş. Yani 4 müş arkadaşlar. 2 üzeri 18 ile 2 üzeri 2 çarptım. Burası da 2 üzeri 20 yaptı. Bakın arkadaşlar benzinden 2 üzeri 20 kuruş kazanıldı. LPG'den 2 üzeri 20. Toplamda burası 2 tane 2 üzeri 20 olduğu için 2 üzeri 21 olarak gelir. A şıkkımı işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.